أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صنوا على رسولنا محمد صلى الله عليه على شفيع يومنا محمد صلى الله عليه صنوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد Allah Teala ve Tekandes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranlar başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, Rabbimizin cennetini efendim anlatmaya gayret ediyorduk. Allah Teala'nın cennette hazırladığı nimetleri, cennetin özelliklerini efendim ayetlerin, hadislerin ışığında sizlerle burada müzakere ve mütalaa etmeye çalışıyorduk. Ezira Allah Teala yani Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet kerimede cennetini anlatıyor. Özelliklerini anlatıyor. Nehirlerini anlatıyor. Köşklerini anlatıyor. hurilerini, gılmanlarını anlatıyor ve pek çok hadis-i şeriflerde de bunları çok detaylı bir şekilde efendim beyan ediyor. Yani cennetle alakalı özel efendim başlı başına kitaplar var. Yani Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri kullarına hangi nimetleri hazırladığını Kur'an'da beyan ediyor. Demek ki kulların bilmesini istiyor. Ve bir ayet-i kerimede hatta Kur'an-ı Kerim'in hemen başında Bakara Suresinin efendim hemen başlarında 25. 25. ayet-i kerimede zannediyorum 4. sayfanın da başı olacak. Yani orada buyuruyor ki وَبَشِّرْ habibi müjdele diyor. Yani müjdelemesini emrediyor Mevla Teala. Neyi müjdelesin? Ellezine amenu ve amilu salihat. İman eden ve salih amel işleyenlere müjdele. Neyi müjdele? Enlehum cennetin tecri min tahtiyel Görüyor musun? Yani muhakkak efendim onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Bunu müjdele. Tabii altlarından ırmaklar akan cennetler derken yani cennetteki o efendim evler, saraylar, köşklerin altından ırmaklar akıyor. Böyle evler var, böyle nehirler var. Allah Teala bunları kullarına hazırlamış. Hangi kullarına? İman eden ve salih amel işleyen kullarına. Ve diyor ki bunu müjdele diyor. Dolayısıyla işte bununla müjdelenmeli, bununla sürurlanmalı, bununla ferahlanmalı. Yani dünyada sıkıntılar olabilir, meşakkatler olabilir. Değil mi? Hani e, herkesin derdi var, herkesin bir sıkıntısı var. Hele bir de umuma baktığımız zaman, genel manada. Yani dünya üzerinde İslam coğrafyasına bakıldığı zaman ne sıkıntılar var? İslam coğrafyası kan içerisinde. Değil mi mesela? Kan dinmiyor, gözyaşları dinmiyor. Sıkıntılar var, problemler var. İşte bunlar nedir? Hep imtihandır. İmtihan. Evet sıkıntı çekiyorlar ama, problemler yaşıyorlar ama belki bir takım açlıklar, dertler, hastalıklar, problemler yaşıyorlar ama onları müjdele. Onlara altlarından ırmaklar akan cennetler var. Allah nimetlerini hazırlamış. Onun için demek ki sabretmeli. Bir bela, bir musibet geldiği zaman sabretmeli. Bir nimete mazhar olduğu zaman da demek ki şükretmeli. Yani her türlü kazanmalı. Nimete mazhar oldun, şükrediyorsun, kazanıyorsun. Bir bela, musibet, hastalığa düçar oluyorsun, sabrediyorsun, kazanıyorsun. Yani müminin kaybetmesi diye bir şey yok. Yani mümine boş yok. Yeter ki iman eden ve salih amel işleyenlerden olalım. İşte onlara Mevla bizlere yani ne yapıyor? Müjdeliyor. Müjdeleyin buyuruyor efendim Habibine de. Tabi o nehirlerin vasıflarını da Mevla gene başka bir ayette beyan ediyor. Tabi geçen dersimizde de buna temas etmiştik değil mi mesela? Efendim, fîhe enharu min mâin gayri Mevla buyurmuştu. Yani efendim, oradaki su ırmakları nasıl? Bozulmayan rengi, tadı, vasfı, efendim, hiç bozulmayan sular hani bazı derelerden akan sular, bazı nehirlerden akan sular yani belki içilmeyebilir, kullanılmayabilir, değil mi? Mikrop kapabilirsin, hastalık yayabilir. He? Ama öyle efendim nehirler ki, öyle sudan nehirler ki o akan su nehri tadı bozulmuyor, rengi bozulmuyor, vasfı bozulmuyor, berrak, mis gibi efendim, kalitesi düşmeyen sular. Dolayısıyla Mevla bunları da tek tek beyan etmiş. Ve efendim ayet-i devamında da gene ne buyurdu ve enharu mille benillem yetagayyar damu yani şu ırmakları var, süt ırmakları var. Öyle süt ırmakları ki efendim lem yetagayyar damu tadı bozulmayan. Yani ekşimez, kokmaz, tadı bozulmaz. Yani süt ırmağı, evet dünyadaki efendim süt dediği zaman aklımıza ne geliyor? Evet hepimizin aklına gelen bir şey var ama yani isim benzerliği var fakat muhteva tamamen farklı. Hani onu e, geçen sohbetimizde de ifade etmiştik ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Cennet nimetleriyle dünyadakiler arasında sadece isim benzerliği var. Sütten ırmaklar var. Belki kafan ta almıyor, tahayyül edemiyor ama Mevla var buyuruyor. İşte bu sütten ırmakların da o akan sütün de hiç tadı bozulmuyor. Bir değişikliğe uğramıyor. Evet ve enharu min hamrin lezzetin li şaraptan ırmaklar var. İçenlere lezzet veriyor, haz veriyor. Ve enharu min asalin musaffa ve saf efendim e, bal ırmakları var. Yani bu dünyada efendim bal dediğin zaman değil mi? E, ya kovanlarda akla gelir ya efendim kavanozlarda genelde efendim ama yani burada tabii karıştırılmıştır efendime söyleyeyim. Hakiki değildir. E, bir sürü İşler işler olabilir. Ama ne diyor Mevla? Saf, süzülmüş, evanim katışıksız bal ırmakları var. İçenler şifa bulacak. Maddi manevi demek ki. Böyle nehirlerden Mevla bahsediyor. Ha şimdi nehir dendiği zaman yani bu dünyadaki nehirlere benziyor mu? Dehir dendiği zaman evet aklına bir şeyler geliyor. Akla yaklaşması bakımından isim benzerliği olarak var ama muhteva tamamen farklı. Yani cennet nimeti, cennet nehri ile dünya nehri arasında elbette efendim fark var. Dolayısıyla şunu da tabii arz edelim. Yani وَنْهَارُ e, min hamrin Orada şaraptan ırmaklar var. لَذَّتِ الْلِشَارِبِينَ içenlere lezzet verir buyuruluyor ya. Ha şimdi şarap dendiği zaman gene efendim, burada ne vardır? Alkollü efendim içecekler mesela akla gelir. Öyle değil. Yani şarap, şurup, meşrubat, içecek demek yani. Dolayısıyla oradaki şarabın insanı sarhoş etmeyeceği, akılları gidermeyeceği, onları sersemletmeyeceği ile alakalı da Mevla Teala Celle Celaluhu, bakın başka başka ayetlerde bunları da beyan ediyor. Yani Mevla bütün detayları vermiş, nehirlerden bahsetmiş, onların vasıflarını, neler olduklarını, isimlerini beyan etmiş. Ve bunlardan yani aklımıza olur da gelirse, he şarap vurma, kesinlikle aklı gidermeyeceğini de yine Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de başka ayette mesela Safa Suresi'nde 46 47 47. ayetlerinde beyan ediyor ve buyuruyor Es-Selam Beyda elletil şaribîn. O şarap yani bembeyaz berraktır. İçenlere lezzet verir. Lafiha gavlun ve lahum anha yunzefun buyuruyor Mevla. Yani onda ne bir sersemletme vardır ne de onlar o efendim içecekten sarhoş olurlar. Bir sersemleme olmaz. Bir şuur kaybı yaşamaz. Sarhoş olmazlar diyor yani. Yine bakıyoruz başka bir ayet. Efendim Tur suresi 23. ayette Mevla buyurdu Estağfirullah. Yetenezaune fiha kesen. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Demek o ona verecek ikramlar yapılacak. Efendim değiş tokuş olacak. Hani burada da bir efendim tokuşturuyorlar falan vesaire ya şimdi. Yani cennetteki çok daha bambaşka bir ortam, bambaşka bir efendim nimetler içerisinde zevku sefa yurdu. İşte orada karşılıklı kadeh alıp verirler. La gavlun fiha ve la te'thim buyuruyor. Onda ne bir saçmalama vardır ne de bir günah sokma vardır. Yani orada karşılıklı ikramlarda bulunacaklar. Orada efendim içecekler ama herhangi bir saçmalama, herhangi efendim saçma sapan bir ortam, iş olmayacak. Yani şimdi dünyada efendim bakıyorsun inşa insanlar ee, ne yapıyorlar? Çilingir sofraları kuruyorlar, belki bir şeyler yapıyorlar efendim can ciğer kuzu sarması olarak oturuyorlar, birbirlerine düşman olarak kalkabiliyorlar. Kafalar efendim gidince, akıllar efendim gidince, şuur kaybı olunca, sarhoş olunca he o ona bağırıyor, bu buna çağırıyor. Küfürler, sövgüler, efendim kavgalar hatta bakıyorsun efendim cinayetlere bile varan bir takım efendim hadiseler cereyan edebiliyor. Yani orada bunlar kesinlikle böyle şeyler zuhur etmeyecek. Ve efendim ne diyor bakın velâ ve ne de bir günaha sokma olmayacak. Yani öyle yaşayan insan aklı gittiği zaman ne yaptığını bilemez. Yani insanla hayvan arasındaki fark, en büyük fark nedir? Akıldır. E, akıl gittiği zaman bak insan ne yapamıyor? Düşünemiyor artık. Ne olur? Ne biter? Yanlış mıdır? Doğru mudur? Ne yapamıyor? Efendim doğruyla eğriyi ayırt edemiyor ve ardından efendim günaha meyledebilir, günah işlere bulaşabilir. Ve mesela bakın kitaplarda nice kıssalar vardır. Nice abidler mesela ne neler olmuş, neler bitmiş. Yani abid adam günahtan uzak falan ama he içki içtiği zaman aklı gidiyor. Aklı gidince zina ediyor. Sonra da bu olay meydana çıkmasın. Ben milleti yüzüne nasıl bakarım diye bir de onu efendim öldürüyor, gömüyor falan. Bak ne oldu şimdi? İşte akıl gittiği zaman yani dünyadaki içki o. Dünyadaki hamr öyle. Şarap böyle. İçki bütün kötülüklerin anası. Ya. Çünkü aklı gideriyor. Şuuru gideriyor. Akıllı başlı bir iş yapamıyorsun ki. Bakıyorsun evdeki huzursuzlukların, geçimsizliklerin veya trafikteki kazaların vesairelerin bir kısmı hep neden oluyor? Efendim içkiden, alkolden sebep oluyor yani. Dolayısıyla ha orada da وَاَنْهَارٌ min hamrin لَذَّتِ الْلِشَارِب۪ينَ buyurulunca yani şaraptan efendim nehirler diye bahsedilince aklımıza dünyadaki gibi gelmesin. Orada sarhoşluk yok. Orada akıl gidermek yok. Bak yine Vaka Suresi'nde 19. ayette yine Rabbimiz ne buyurdu? La yusaddaoun anha ve la yunzifun buyuruyor. Ha bak bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Yani adam içtiği zaman kör kütük sarhoş oluyor. E bir de bakın efendim uy uyuduğu zaman, sızdığı zaman kalkınca da yok başı ağrıyor, yok beli ağrıyor, yok bilmem ne oluyor. Yani böyle bir şey yok. Baş ağrısı yok, sersemleme yok, sarhoşluk yok. Demek ki oradaki efendim nehirler hep insana sürur veriyor, lezzet veriyor, haz veriyor. Yani muhtevası bambaşka. Rabbim o cennetlere girmek nasip eylesin. O nehirlerden istifade etmek nasip eylesin cümlemize inşallahurrahman. Evet. Ve tabi ayeti kelimenin de devamında allah allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Kullema rüzikû minha min semeratin rizkan. Yani ne zaman efendim oradan herhangi bir meyveden rızıklandırılsalar, yani bir meyveden yediği zaman, rızıklandığı zaman efendim kalü diyorlar ki hadellezî rızıkna min kabl. Ha bak ne diyorlar? Bu daha önce bizim rızıklandırdığımız bir şey. Çünkü ve ütü bihi müteşabiha. Çünkü bu cennet nimetleri nimetleri kendilerine dünyadaki evene benzer şekilde verildi. Yani dünyadaki nimetlere, meyvelere, yiyeceklere benzer şekilde verildi. Sen şimdi orada bir muz yiyorsun orada bir elma yiyorsun. Dünyadaki elmaya benziyor ama tadı öyle mi? Değil. Muhtevası çok farklı. farklı. Yani sadece efendim benziyor, ismi benziyor fakat muhtevası çok farklı. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya onu tekrar edelim. Ne buyurmuştu? Cennet nimetleriyle dünyadakiler arasında yalnız isim benzerliği var buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek benzeyecek ama Efendim tadı, lezzeti bambaşka olacak. Hatta hatta orada yiyeceklerin tadı sürekli ne yapacak? Yenilenecek. Değişecek, güzelleşecek. Her zaman tadı farklı olacak. Demek farklı farklı tatlar, değişik değişik lezzetler tadılacak. Ebedi cennette Evet, böyle bir efendim lezzeti, böyle bir efendim ikramı Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri lütfedecek kullarına. Yani işte cennetini anlatıyor Mevla. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Geçen sohbetimize de arz ettik ya. Yani sahabe de merak ediyor. O cennetin yapısı nedendir diye sormuştular değil mi? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Yani bir tuğlası altından, bir tuğlası gümüşten buyurmuştu. Harcı efendim miskten buyurmuştu. Nasıl bir cennet, nasıl kıymetli köşkleri, villalar var. Öyle ya. Allahu Teala Hazretlerinin ikramı e böyle işte. Dolayısıyla ve izâ ete, femme ra'eyte naimen ve mülken Nereye baksan büyük bir nimet ve saltanat görürsün buyuruyor Mevla. Orada zillet yok. Orada efendim mahrumiyet yok. Orada sıkıntı yok. Nereye baksan büyük bir nimet, büyük bir saltanat. Evet, yani cennet ehli bu nimetlerle meşgul, bu saltanata sahip olmuşlar. İşte bu cennetin kıymetini düşün. Yani ne kadar kıymetli? He? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın bunu beyan ediyor bir hadis-i şerifte. Lukab kavsin fil cenne. Cennette yay kadar veya kamçı kadar bir yer. Yani yay kadar ne kadar olacak? Ya işte şu kadar yer diyelim. Kamçı veya bu kadar yer hayrun mimma tatlu alayhi şems ev Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Güneşin üzerine doğduğu veya battığı her şeyden hayırlı. Yani hayrun mine dünya ve ma fiha. Efendim dünya ve içindekilerinden daha hayırlı. Görüyor musun? Yani şu dünyayı düşün. Dünya dediğin zaman da yani sadece bulunduğun memleket aklına gelmesin. He? Amerika'sından, Avrupa'sından, uzak doğusundan tut. Bütün dünyayı versen cennetten bir kamçı yaralamıyorsun. alamıyorsun. Tabi oraya ancak neyle girebilirsin? İmanla girebilirsin. Oranın pasaportu, vizesi nedir? İmandır. İmanla girersin. Yaptığın salih amellerle de orada derece alırsın. Dolayısıyla yani oranın kıymetine bak ya. Bir yay kadar yer, bir kamçı kadar yer. He? Dünyadan ve içindekilerinden daha hayırlı, ben yani öyle dünyada bile yani efendim e, bölgelere göre, semtlere göre arsaların değil mi? Yani raiş bedelleri farklı oluyor. Şimdi kalkıp efendim e, boğazdaki bir e, yalıyla efendim beylik bir dairenin metre kareleri ikisi de aynı mı mesela? Arada uçurum fark bulursun. Arada bir servet kadar fark bulursun. Dolayısıyla e şimdi burada ne var? Ev cennetten bahsediyoruz. Hem de cennet bir fani biri baki. Yani bu dünyanın sonu var. Ne zaman sonu var? Ha senin efendim dünyanın sonunu görmesen bile kişinin sonu ölümüyle efendim e, tahakkuk ettiğine göre demek elden çıkacak. Ne kadar kıymetli de olsa öldüğün zaman onu götüremiyorsan elden çıkıyorsa e, demek ki onun da kıymeti efendim ona göre yani fani. Ama cennet nimetleri baki, ebedi cennetler. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu cennetin efendim kıymetini bizlere bu şekilde beyan ediyor. Ha işte bu cennetlere bu cennetlere kavuşmak için koşuşun buyuruyor Mevla. Bak Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurdu. Estağfirullah. Ve sari'u ila mağfiretin Rabbiküm rabbikum. Ve sari'u koşuşun ila mağfiretin Rabbiküm Rabbinizden büyük bir rahmete ve cennetin ve cennete. Yani cennete girmek için Rabbinizden olan rahmete mazhar olmak için adeta koş koşuşun. Yarışın yani. Arduha ki ardı semai vel arz. Öyle bir cennet ki genişliği göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Yuhiddet lil Müttakiler için hazırlanmış olan cennet. Yani bu cennetin Mevla demek ki ne yapıyor? Müttakilere efendim hazırlamış. Allah'ın emirlerine riayet eden, yasaklarından sakınanlara Mevla hazırlamış. Rabbim Celle Celaluhu bizleri de onlardan eylesin inşallah. Dolayısıyla koşuşun derken yani ilah mağfiretim min rabbiküm. Yani Rabbinizden büyük bir mağfirete yani bu mağfirete vesile olacak amelleri yapmaya gayret edin. Mevla'nın rahmetini celbetmek için he, ne yapmamız gerekiyorsa bunu yapacağız. İşte Kur'an-ı Kerim'de efendim buna koşuşun diyen allah Teala neler yapmamız gerektiğinde başka ayetlerde beyan etmiş. Emirlerini, nehilerini beyan etmiş. İbadet ve taatler noktasında efendim bu konuda hassas olan, titiz olan, dikkat eden, gayret eden kimseler işte bu emrine ne oluyor? Yerine getirmiş oluyor. Hatta bakın başka bir ayette allah Teala buyurdu. Sebiku. Bak yarışın, müsabaka edin. Yani müsabaka edercesine gayret edin. İlâ mağfiretim min Rabbikum. Rabbinizden büyük bir mağfirete. Ve cennetin arduha ki ardı ve ard. Genişliği gökle yerin genişliği kadar olan Efendim cennete ve Rabbinizden büyük bir mağfirete kavuşmak için müsabaka edin. Adeta müsabaka edercesine gayret edin. Üiddet ellezine amenu billahi ve Ha demek ki kime hazırlandı o? Cennette Allah'a ve peygamberine iman edenler için hazırlandı. Yukarıda da müttakiler için hazırlandı diyor. Üiddet <laughs> hazırlandı. Ne demek? Şu anda cennet mevcuttur ehl Sünnet ulemasına göre cennet şu anda hazırdır. Sahiplerini beklemektedir. Cennet sahiplerini bekliyor. Cennet hazır. Acaba biz biz cennet istiyor muyuz? Elbette. Herkes cenneti arzu ediyor. Herkes cennete gitmek istiyor. Kimse kendini cehenneme yakıştırmaz. Ama işte o cenneti hazırlamakla, hazırlanmak lazım. Madem cennet bizim için hazırlanmış He? Öyleyse bizler de o cennet için hazırlanmalıyız. Üç günlük dünya. Şimdi ölsen, he? hak ettiysen orası senin ya. İnsan bu yönden de baktığı zaman he? bu ölüm hakikaten düğün bayram ya. Onun için onun için büyüklerin vefatı, büyüklerin ölümüne ne diyorlar? Mesela her sene Konya'da şebaruz törenleri yapılır. Yani Mevlana Hazretleri'nin efendim ölüm törenleri. Şebaruz nedir? Düğün gecesi. Düğün gecesi herkesin heyecanlandığı, efendim iple çektiği, heyecanla beklediği en mutlu gün yani. He? İşte şevarus, Yani aşıkın maşukuna kavuştuğu, kulun Rabbisine efendim kavuştuğu gün, ölüm günü. Ama tabii o Allah'a kulluk yapılabildiyse, o Allah'ın emirleri güzel ceriayet edildiyse elbette o gün ne olur? Bayram olur. Son günün dünyadaki arefe olur, ölüm gününde bayram olur. Onu da konuşmuştuk ya. Yani müminin beş bayramından biri de imanla öldüğü gün bayramdı. Evet, işte şimdi neyi anlatıyoruz? Cennete girdiği gün bayram. Yani mümin olarak yaşayan, adam gibi yaşayan, Allah'a güzel kul olana demek bayram çok yani. He? Deliye değil, veliye her gün bayram. Yeter ki sen veli ol. Allah'ın velisi, Allah'ın güzel kulu, Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. Demek ki sebiku yarışın, müsabaka edin. Yani buna değecek bir şey yani. Öyle bir madalya için, birincilik için, kupa için sporcular yarışmıyor mu? Müsabakalar yapmıyorlar mı? Rekorlar kırmak için efendim ne kadar çok çalışmıyorlar mı? Bu kadar eforlar sarf etmiyorlar mı? He? İşte bak Allah bir ödül koymuş. Cennet, ödül cennet. Bir kupadan, bir altın madalyadan daha mı az kıymetli ya haşa? İşte sahabe-i kiram yani bunu çok iyi yaptılar hakikaten. Sahabe yarışmadı mı? Sahabe adeta yarıştılar. Müsabaka ettiler. Ama müsabaka edin derken, koşuşun derken o cennete birbirinizin ayağına basarak değil, engel olarak, çelme takarak, tekerine çomak sokarak değil. Yani haset etmeden, düşmanlık etmeden aman o yapamasın, edemesin, Efendim değil. Bak o yapmış ben de yapayım. Onu da geçeyim. Efendim o da gayret ediyor. Ben ondan daha çok gayret edeyim. Yani birbirimize teşvik olacak. Birbirimize imrenerek ne yapmak lazım? Gayret etmek lazım. İşte mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinde hani ne yaptı? Sahabe-i kirama teşvikte bulundu. İslam ordusuna yardım etmeleri için. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor? Hazreti Ömer diyor ki işte diyor öyle bir efendim zamana denk geldi ki malım da var, mülküm de var. Dedim ki Ebu Bekir'i geçersem o gün bugündür dedim diyor. Bak görüyor musun? Hangi konuda geçecek? Yani evim efendim daha güzel olsun, arabam daha üst model olsun değil. Ya Allah yolunda İslam ordusuna ben daha çok infak edeyim. Yani bu sefer geçeceğim ve malının yarısını götürüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne soruyor? Çoluğuna, çocuk, çocuğuna ne bıraktın ya Ömer? Yarısını, yarısını da çoluğuma, çocuğuma bıraktım. Bak malının yarısını. Hani malın yarısı dendiği zaman aklımıza ne geliyor bilmiyorum. Cebindeki para mı geliyor acaba? Cüzdandaki miktar mı geliyor? Hesabındaki para mı geliyor bilmiyorum. Malının yarısını demek kasada, kesede, hesapta, cepte he? ne varsa ne kadar tapun varsa, arsan, arazin, dükkanın, evin varsa hepsinin yarısı, malının yarısını veriyor ya. Malının yarısını. Geçeceksen bir gün onu geçmem mukadderse o gün bugündür diyor. Ama tabii malumunuz biliyorsunuz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da ne yaptı? Malının tamamını infak etti. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu çoluğuna çocuğuna ne bıraktın ya Babekir Allah'ı ve Resulünü bıraktım diyor. Yani başka bir şey bırakmamış. Hepsini getirmiş, infak etmiş. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh gözleri doldu. Dedi ki: "O gün anladım ki Ebubekir'i hiçbir zaman ve hiçbir şekilde geçemeyeceğim. Ebubekir geçilemez. Geçemezsin onu. Ya o yarı garı mağara dostu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o ikinin ikincisi, o Sıddık-ı Ekber radıyallahu an. Rabbim hepsinin şefaatine mazhar eylesin cümlemizi." Demek ki onların müsabakaları, onların yarışları bu konuda, ahiret konusunda Allah'ın rızasına kazan, rızasını kazanmak için, Allah'ın rahmetine mazhar olmak için bakın nasıl müsabaka etmişler, nasıl gayret etmişler. Yani belki dinlerken biraz garip gelebiliyor. Ya malının yarısını nasıl veriyor acaba falan. Onlar tabii sahabenin durumu çok bambaşka. Sahabe bambaşkaydı ya. He, Hasan-ı Basri Hazretlerine sordular yani. Hani Hasan-ı Basri Hazretleri 130 tane sahabi görmüş. Ve tabii kendinden sonra da hani göremeyenler var. Tabi'in sahabeyi efendim, görememiş pek çoğu. Hasan-ı Basri'ye soruyorlar sahabe nasıldı? Sahabeyi bize anlat. Tabii sahabeyi gören de Resulullah'a Resulullah anlatmalarını istiyorlar. Tabii Hasan-ı Basri de sahabeyi gördüğü için efendim, sonraki genç nesil ne yapıyor? Sahabe nasıldı diye sordukları zaman ne diyordu? Siz onları görse, görseydiniz deli derdiniz diyor sahabeyi görseydiniz deli derdiniz. Neden deli derdiniz? E, malın yarısını vermiş ya şimdi. Ne, ne diyorsun? Ya adam aklını mı kaybetti ya? Malın yarısı verilir mi? Malın hepsi verilir mi? Adam kırkta bir zekatını veremiyor. Zekatta biliyorsun havacı asliyenin dışındaki nami maldan üzerinden de bir sene geçtikten sonra harcamaların efendim, hepsi çıktıktan sonra kırk taneden bir tanesini veremeyen adam malın hepsini verene Tabii ki diyor ki ya bu adam Allah Allah. Aklı mı gitmiş acaba? Haşa ve kella. Siz onları görseydiniz deli derdiniz. Ama ondan sonraki cümle bizi böyle titretmeli. Ama onlar sizi görselerdi Müslüman demezlerdi diyor. Ya. Onlar onlar da inanmışlar. Onlar da cennete talip. He? Onlar da aynı kitaptan, Kur'an'dan hesaba çekilecekler. Biz de. Evet, tabii ki zaman garip fitne dönemi, harama davet eden adresler çok. Sıkıntılar elbette var. Efendim aciziyetimiz var, zafiyetimiz var. Ama, ama Allah'ın dostlarına sevgimiz var. Ama Peygamber Efendimiz'e muhabbetimiz var. İşte o sahabe-i kirama he, meylimiz var, sevgimiz, muhabbetimiz var. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el mar ma habbe, kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Biz de seviyor muyuz? Seviyoruz. Allah bu sevgilerimizi kalbimizde ziyade eylesin. Bizleri onlarla beraber haşre eylesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de bizleri komşu eylesin. Amin. Evet bu sevgi köprüsüyle, bu sevgi kemendiyle inşallah çok işler başarılacak. Çünkü cennete götüren sermayesiz en kestirme yol, o efendim, bu yolun yolcularına sevgidir kıymetli kardeşlerim. İşte Mevla öyle buyuruyor. Sebiku müsabaka ediniz diyor. Müsabaka ediniz. Adeta yarışınız. Yani gökler ve yerler kadar genişliği olan cennet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabi Bedir Harbi'nde bunu beyan edince yani eni göklerle yerler kadar geniş olan cennete koşun buyurunca harp esnasında Bakın oradan sahabeden Umeyr İbni Humam el-Emsari radıyallahu an dedi ki ya Resulallah ben bu cennetin ehli olmak istiyorum dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sen dedi o cennetin ehl ehlindensin buyurdu. O sözü duyunca elinde hurmalar var. Yani hurma yiyor. Çünkü savaş meydanı, harp meydanı. Yani oturup efendim bir yemek yiyelim, karnımızı doyuralım. Ardından çaylar gelsin, meyveler gelsin. Yani böyle bir ortam tabii ki yok. Savaş meydanı. Dolayısıyla efendim düşmanla mücadele ediyorsun. Elbette ki acıkacaksın tabii. Efendim ne oluyor o zaman? Fırsat bu fırsat hemen bir kenarda birkaç tane hurma atıştırıp güç bulacak ve ne yapacak? Savaşa devam edecek. İşte elinde de birkaç hurma var onları yiyecekken e, sallallahu aleyhi ve sellem de ona sen cennetin ehli, o cennetin ehlindensin buyurunca hemen hurmaları attı, harp meydanına koşuyor. Arkadaşı dedi ki ya dedi bari hurmaları yeseydin. Oho dedi. O hurmaları ağzıma atacağım, çiğneyeceğim, yutacağım. O hurmalar mideme ininceye kadar ben cennetteki köşküme kavuşurum dedi. Bedir Harbi'nde mücadeleye, muharebeye girdi. Müşriklerle efendim, harbetti göğüs göğüse, diş dişe efendim, yürek yüreğe diyelim ve şehit oldu. Bedir şehitlerinden biri de budur yani. Dolayısıyla efendim böylesine cennete iman etmiş, böylesine ahirete iman etmiş, böylesine Muhammed Mustafa'nın beyanlarına, Allah'ın ayetlerine iman etmiş. Şurada cennet var hemen gidiyor. Ve Uhud Savaşı'nda da nice kahramanlar ne diyor? Uhud'un eteklerinden cennetin kokusu geliyor burnuma diyor. Ya, şimdi yani e, cennetin kokusu geliyor demek şehadet demek ne demek kılıçların gölgesinde cenneti görmek topun namlusunda cenneti gö görmek demek şehadete böylesine aşık dolayısıyla ölümden korkmuyor ölümü korkutmuş ölüm ondan titriyor ama şimdi ölüm dendiği zaman biz titriyoruz he hatta birisi ölümden bahsedince ya ne biçim konuşuyorsun tatsız konular ağzından yel alsın falan He? hiç ölümü hatırlamak istemiyoruz adeta. Halbuki efendim cennetlerden ebedi devletlerden bahsediyor Allah Kur'an'da. İşte oraya girmek için de ancak ölüm kapısından geçmekle olacak. Ha oradan geçerken de efendim oraya hazırlanmak, efendim tedbirimizi almak, imanımızı tasfiye edip salih ameller işlemek gerekiyor ki ahiret azıklarımızı tedarik etmiş olmak için. Evet kıymetli kardeşlerim konumuza devam edeceğiz. Cenneti anlatmaya, Rabbimizin beyanlarını efendim ifade etmeye devam edeceğiz ama kısa bir ara. Aranın ardından inşallah tekrar buradayız. Evet muhterem izleyenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbimizin Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde beyan ettiği, anlattığı Efendim vasıflarını bizlere açıkladığı ve müjdelediği cennetten bahsediyoruz. Yani iman eden ve salih amel işleyenlere e, Habibim müjdele buyurduğu cennetleri anlatıyoruz. İşte bu cennet nereden kazanılıyor? Dünyadan kazanılıyor. İşte o cenneti buradan kazanacağız. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya, "Ed-dünya mezraatul Dünya ahiretin tarlasıdır buyurdu. Evet, madem burası ahiretin tarlası, demek ki Ekmek lazım, tohum atmak lazım ki ahirette de efendim bunun ürününü, hasadını elde etmek lazım. Evet, dünya ahiretin tarlası ve o cennet bu dünyadan kazanılıyor. Yani o zaman herkes demek ki cennetin nereden götürecek? Buradan götürecek o cennetteki anlatılan nimetlerin kazancı nereden olacak? İşte buradan olacak. Ve nitekim bakıyoruz Efendi babamız Ali Haydar Efendi Kudüs'e sirru ne buyurdu? Evladım cennet de cehennem de düz bir arazidir. Herkes köşkünü, villasını, evinin hurisini, gılmanını, ateşini, adabını dünyadan götürür. Evet çok ibret veren bir söz. Yani ne demek? Ahirette efendim göreceğin karşılıklar hep dünyada yaptıklarına mukabil olacak. Bak cehennemini de dünyadan götürüyorsun. Ateşini de dünyadan götürüyorsun. Hani anlatılır pehlivanı Hazretleri. Tabi Allah delisi meczup bir zaattır. Dolayısıyla çok ibretlik hadiseleri vardır. Beyanları, ifadeleri vardır. Bir keresinde bir yerden gelirken bazıları toplanmışlar. Efendim aklı kıt bazı kimseler güya pehlivanı Hazretleri ile efendim alay edecekler. Dediler ki ey pehlül nereden geliyorsun dediler. O da dedi ki cehennemden geliyorum dedi. Öyle deyince şaşırdılar. Ya dediler cehennemde ne işin var senin? E dedi ateş lazım oldu onun için gittim. E peki hala efendim niye ateş almamışsın? Ha dediler ki bana efendim ateş istedim. Senin burada ateşin yok ki sana verelim. Onun için vermediler diyor. Bak nasıl ders veriyor görüyor musun? Yani deli miymiş, veli miymiş? Hani bir ibarede buyuruldu ya, kendiler haram ve Haram sanki ateş. Haram işlemek, harama bulaşmak, he? günah işlemek sanki ateş. Yani niye sanki? O anda elin yanmıyor ama, o, o anda efendim, ayağın yanmıyor ama o anda ölsen Allah muhafaza ateştesin. İşte bu yaptığın günah ne yapıyor? Cehennemde ateşini harlatıyor yani. Ha, demek ki yani Orada Pehlüdane Hazretleri'nin ifadesinden bir ders çıkarmak lazım. Bak senin ateşin yok ki efendim sana nasıl ateş verelim? Ateş var ama başkasının. Demek sen günah işlemesen, demek oldu da günah işledin ardından tevbe etsen, o zaman günahın olmadığı zaman istesen de demek cehenneme giremiyorsun. Niye? Yerin yok ki. Ateşin yok ki. He? Ama bunun tam tersini düşünelim. Eğer ibadetin yoksa, taatin yoksa, cennete bir hazırlığın yoksa, cennetini abad etmemişsen, mamur etmemişsen, o zaman ne olacak? O zaman istesen de cennete sokmazlar. Çünkü yerin yok. Çünkü yurdun yok. Çünkü efendim, köşkün yok, villan yok. Neyse yani. Onun için herkes ne yapıyor? Cennetini de, cehennemi de, cehennemini de buradan götürüyor. Evet, çok önemli bir söz kıymetli kardeşlerim. Bakın, yine kitaplarda zikredilir. Bir kimse dünyada zikre başlıyor. Evradı var, evkarı var, zikri var. Onu yaparken efendim onun adına cennette bir köşk inşa ediliyor. Melekler bir köşk inşa ediyorlar. Efendim birden tabii bırakıyorlar çalışmayı, kenara oturuyorlar. Dediler ki onlara niye bıraktınız? Onlar da dediler ki biz bu köşkü filan için yapıyorduk. Zikrediyordu, inşaata başladık. Zikir bıraktı, inşaatı paydos ettik. Ha, zikir yani demek ahiretin efendim parası sevap. Öyle ya şimdi yani iş yaptırıyorsun, para vermezsen iş çalışmıyor. Para verirsen o zaman ne yapar? Yapmaya devam eder, çalışmaya devam eder. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne femenel cenne et ve terkü dünya. Cennetin parası he, itaat etmek ve dünyayı terk etmek. Cennetin parası demek ki yani orada TL geçmiyor, dolar geçmiyor, euro geçmiyor. Orada geçen para birimine sevap. Evet orada sevap geçiyor. Hani şunu yaparsan sevap var, bunu yaparsan sevap var. Sen de bazen diyorsun ki yani o sevap, bu sevap, bu kadar sevabı ne yapacağız? Çok geldiyse bana verirsin. Verir misin be? He? Orada bir sevap var ya, bir sevap adamı ipten alır, cehennemden kurtarır. O ahiret hengamesini düşünsene. Kişi yevmefirul mer'u min ahihi ve ummi ve abi ila Kişi kardeşinden kaçacak, anasından babasından kaçacak. He? Sen boş ver sevap vermeyi, kaçacak. Aman beni görmesinler. Niye? Herkes bir günah keçisi arıyor. Herkes suçlayacak birini arıyor. Cehennem gelmiş, dayanmış dibine kadar. Eyvah bakıyorlar. Cehennem. E şimdi o zaman ne oluyor? Yani kendini haklı gösterebilmek için Yaptığı günahlara mazeret kılıf bulabilmek için, suçu birilerine atabilmek için adeta yırtınıyor. Ve işte onun için kaçıyorlar yani. Ha yoksa, yoksa eğer dünyada efendim ibadet taat üzere yaşasalar, İslam'a göre yaşasalar, he, meşru çerçevede yemelerine, içmelerine, gezmelerine, tatillerine, ibadetlerine, meşru çerçevede hareket eder, ederek davransalar ahirette niye kaçsınlar birbirlerinden? Ve en kalibu ila ehlihi meşrura ehline, ailesine, tanıdıklarına şururla dönecek, sevinçle dönecek. Bakın kitabıma diyecek. Neler yapmışım, neler etmişiz. İyi ki yapmışız, iyi ki etmişiz. Belki millet kınadı, belki gerici dediler, yobaz dediler. Demediğini bırakmadılar ama iyi ki yapmışız diyecekler, iyi ki yapmışız. Dolayısıyla Efendim, ahiretin demek ki para birimi neymiş? Sevap. Onun için hiçbir efendim sevabı küçük görmemeli. Tabi hiçbir günahı da küçük görmemeli. Hani hangi küçük gördüğün amelde sevapta Allah'ın rızası var, hangi küçük zannettiğin günahta Allah'ın gadabı var, tabi bilemeyiz o da ayrı bir konu. Onun için efendim biraz çalışmalı, gayret etmeli. He? ibadet ve taat noktasında Biraz gayretlerimizi artırmalıyız. Bak cennet cennet bizim için hazırlanıyor. Her şey dünyadan gidiyor. Kimse kimseye bir şey bir faydası olmayacak orada. Velatezru ve acratu vezrehu Kimse kimsenin günahını yüklenmeyecek. Kimse kimsenin günahını da yüklenmeyecek ama kimse kimsenin efendim cennette bile olsa yani bu dünyada diyelim ki ev alacak, araba alacak ne yapıyorsun? tanıdıklarından, eşinden, dostundan belki borç alabilirsin. Ama ahirette ya ben şu köşkü istiyordum da hani bana bir borç verseniz de şurayı alsam. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İşte buradan hazırlayacaksın. Buradan çalışacaksın. Burada eğer efendim sevabını kazanıp tabiri caizse ahiret bankalarına sevap paralarını bloke ettiysen orada çatır çatır yersin. Bozdurur bozdurur harcarsın tabiri caizse. Onun için cennetin demek ki parası neymiş? Etta'atü ve terkü dünya, itaat etmek. Allah'ın emirlerine itaat etmek. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda efendim, devam etmek. Ve terkü dünya, dünyayı da terk etmek derken tabii, ha şimdi evi terk ediyorsun, kapıdan çıktın gittin, nereye gideceksin? Öyle değil yani. Dünya nedir? Dünyayı terk nedir? Dünya, dünya şudur, şöyle anlayalım kestirmeden, Allah ile arana giren her şey dünyadır. Senin ibadet yapmana engel olan başka bir ifadeyle, he, kafamıza yaklaşsın diye söylüyorum. Senin ibadet yapmana mani olan şey nedir? Efendim dünyadır. Yoksa paran vardır, pulun vardır, evin vardır, araban, makamın, mevkin. Eğer senin Allah ile arana girmiyorsa, eğer senin ibadetine mani olmuyorsa, İslami yaşamana engel değilse o dünya değildir. Belki ahiretini, efendim ahiretini, cennetini abad etmeye nedir vesiledir yani. Çünkü Hazreti Osman radıyallahu anh, Abdurrahman İbn Afra anh, bunlar sahabenin zenginlerinden hem de cennetle müjdelenmişler. O kadar malları var, mülkleri var, servetleri var. Ama o mal, mülk onlara dünya olmamış. Yani Allah ile arasına girmemiş, ibadetlerine mani olmamış, İslam yaşamalarına kesinlikle engel olmamış. Hatta İslam'ın daha çok yayılması için he neşvune nema bulması için de her şeylerini seferber etmişler. Evet, demek cennetin parası itaate devam ve dünyayı terk etmektir. Evet kıymetli kardeşlerim, yani İslam'ın emrettiği her şey için cennet nimetlerinden bir derece vardır. Yani İslam neyi emretti? Neden nehyetti? Yani bunların hepsinin karşılığı var. Namazın var, orucun var, zekatın var, gıybet etmemenin var, harama bakmamanın var. Hepsinin Allah'ın emrettiği her şeyin, yasakladığı her şeyin yaptığımız zaman, tatbik ettiğimiz zaman cennette bunların bir karşılığı var. Mükafatı var. Karşılığında bir nimet var. Yapmadığın zaman da kaybediyorsun tabii. Mahrum oluyorsun. Hatta harama bulaşmak isyan, ne yapıyor? cehennemde ateşimizi harlatabiliyor. Allah muhafaza. Bakın Efendi Hazretlerimizin bir sözü var. Bu konuda şöyle buyurdu. İslam cennetin anasıdır. Cennet İslam'ı yaşamaktan doğar. Evet, İslam cennetin anasıdır. Dolayısıyla cennet İslam'ı yaşamaktan doğar. Yani sen İslam'ı yaşadıkça, İslami emirlere riayet ettikçe, Allah'ın farzlarına, emirlerine, itaat ettikçe ne yapıyorsun? Cennet ondan doğuyor adeta. He, onunla birlikte ne oluyor? Efendim e, cennet mamur olmuş oluyor. Yani hepsi bizim elimizde. Şu efendim ahiretin tarlası olan dünyayı iyi ekebilmek. Nasıl ekeceksin? Yani bunun için rençber olmana, çiftçi olmana gerek yok ki yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiş, allah Teala beyan etmiş. Nasıl ekilecek? Efendim nasıl mamur edilecek ahiret? İşte Mevla'nın emirlerini yaşayacaksın. Nehirlerinden kaçacaksın. Bu kadar yani. Kur'an'a uygun bir hayat tarzı yaşamak. Rabbim becermek nasip eylesin. Rabbim kolaylaştırsın inşallah. Evet, yani yapılan zikirler bile, şu sohbetler bile, he? efendim teşbihatından Kur'an okumaya kadar hepsi cennette karşılığı var mı var. Bakın bunlardan mesela bir misal verelim anlamak için hani Miraç gecelerinde de anlatırız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken bir gece efendim Sübhanellezi esra bi amdi hileyle minel haram ilel aksa. O zatı tenzih ederim, tesbih ederim ki bir gece bir gecede kulu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüttü, değil mi? Ayetle sabit. Ve oradan efendim sahih hadislerle de beyan edildiği üzere efendim sallallahu aleyhi ve sellem oradan göklere vuruc etti ve Efendim birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat bütün katları, semaları geçti. Peygamberlerle görüştü ve yedinci kat semada da İbrahim Aleyhisselam ile görüştü. İbrahim Aleyhisselamla görüştü. Efendim görüştüler, selamlaştılar, konuştular ve İbrahim Aleyhisselam ne, ne buyurdu? Akri ümmeteke minni selam. Ümmetine benden selam söyle dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buyurdu ki ümmetine selam söyle. Cennetin havası çok hoş, toprağı güzel, mis gibi kokulu. Oraya fidan dikmeyi çoğaltsınlar, ağaç dikmeyi çoğaltsınlar buyurdu. İbrahim Aleyhisselam'dan demek Miraç gecesi selam geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bizlere ne yaptı? Bildirdi, beyan etti. He? Cennette fidan dikmeyi çoğaltsınlar, ağaç dikmeyi çoğaltsınlar. Peki nasıl ağaç dikecek? Tema vaktine mı müracaat edip de ağaç dikelim? Cennetteki ağaç nasıl dikiliyor? Efendim e, İbrahim Aleyhisselam yine beyan etti. Şu teşbihatı yapan cennette ağacını dikmiştir. Hangisi o? Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. İşte bunu söyleyenin cennette ağacı dikiliyor. Bak ne kadar kolay, ne kadar basit. He? Ama dünyadayken kolay. Dünyada olduğun zaman bunun farkına varan, şuurunda olan he, inanan ve amel edenlere demek bunlar var. Ellezine yu'minune bil gayb. Müminler gayba iman ederler. Evet, o ahiret bizim için gayptır ama orayla alakalı Allah'ın beyanlarına, Muhammed Mustafa'nın beyanlarına iman ettik. Alerra'sü vel ayn dedik, baş göz üstüne dedik ve amel etmeye tatbik etmeye çalışıyoruz. İşte subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bunu diyenin cennette bir tane ağacı olur. Hem öyle ağaçlar ki buradaki ağaçlar gibi değil. Öyle ağaçlar ki gölgesinde bir atlı şu kadar zaman gitse gölgesinden çıkamıyor ya. O kadar büyük, o kadar geniş. He? Ağaç sen ise gölgesinin düştüğü yer de senin. Cennette ağacın varsa yerin vardır. Yerin varsa cehennemde ne işin vardır? İşte o zaman cennete ne abarlar, Seni sokarlar. Çünkü cennette yerin var. Yerin olduğu zaman buyur derler. Buyur. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve tabi İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'e ruh bakın ne buyuruyor biliyor musun? Yani bu meseleyle alakalı olmak üzere imanın suret ve hakikatinden bahsederken çok enteresan. Bakın yani diyor ki bir kimse imanın hakikatine ererse imanın hakikatine eren bir kimse işte bu tesbihatı yaptığı zaman Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber dediği zaman hani onun cennette bir tane ağacı oluyordu ya evet imanın hakikatine eren bu tesbihi yaptığı zaman sanki cennette o ağacın altında oturmuş da dinleniyor istirahat ediyor gibi haz alır lezzet alır diyor. Bir de imanın hakikati var. Evet. Sureta imandan imanı hakikiye geçmek Rabbim nasip eylesin. O nedir? O da çok ayrı bir konu. Başka bir zaman belki anlatırız. Ama şu kadar düşün. Şöyle anlayalım. Efendim bazen hani evlerde olur ya tabaklarda meyveler olur. He? Cap canlı böyle görürsün yemek istersin. Aa bir de ağzına atarsın ki yiyemezsin. Plastikmiş yani. Plastikten üzümler, elmalar, efendim, muzlar. Onu yiyemiyorsun. Sadece bir görüntüsü var. Sureti var. Sureta. Ama bir de ne var? Hakikisi var. Onu yediği zaman karnını da doyuruyorsun. Efendim e, lezzetini de alıyorsun. Efendim e, hoşuna da gidiyor. Kalbinde sürurlanıyor. İşte imanın da böyle hakikati var. Yani Kur'an okurken darlanıyoruz ya, namaz kılarken zorlanıyoruz ya, işte imanı hakikiye geçemeyişimizden kaynaklanıyor. Zor geliyor. Oysa, oysa imanı hakikiye geçebilsek demek ki o zaman ne olacak? Namazdan da haz alınır, ibadetten de Kur'an okumaktan da haz alınır. Şu teşbihatı yaptığın zaman cennetteki karşılığı neyse sanki onu almış, sanki ağaç dikilmiş, sanki onun dibinde oturmuş da efendim, istirahat ediyor gibi haz alınabiliyormuş. Rabbim Celle Celaluhu bizlere bunu nasip eylesin. İmanın hakikatine geçmek lütfeylesin. İşte gönül dostları, işte tasavvuf büyükleri, işte kamil mürşitler bunu kazandırmak için ne yapıyorlar? Uğraşıyorlar. Evet, onlar efendim, ee, muhibbanın, müridanın seyri sülükünü tamamlatarak he, hani efendim şerat, tarikat, hakikat deniyor ya. İşte o hakikate ulaşmak için de demek ki belirli bir yol lazım, bir eğitim lazım, manevi bir terbiye, bir seyri sülük lazım. Rabbim o manevi terbiyeyi tamamlamak, o seyri sülükü bitirmek ve imanın hakikatine ermek cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki dünyada yaptığımız ibadetler, taatlerin mutlaka ahirette karşılığı var. Yine bakın şöyle bir hadise anlatılır. Bir zat gece kalkıyor teheccüd namazına, teheccüd namazını kılıyor, bakıyor vakit daha var, biraz vikriyle meşgul oluyor, ve biraz daha diyor sabah namazına kadar yatayım. Yani kış mevsimi hakikaten efendim e, geceler uzundur yani. i̇mam Rabbani Hazretleri'nde buyurduğu gibi yani e, kış mevsimi mümin mümin için bir kazanç mevsimidir adeta. Neden? Yani gündüzler çok kısa oruç tutabiliyorsun. Efendim havalar senin, susamadan, acıkmadan e, yani ne zaman akşam olduğunu anlamıyorsun bile yani. Gündüz oruç için efendim imkan var. E gece de gece o kadar uzun ki Dolayısıyla yani yas yıkıldıktan sonra sohbetini yaparsın. Efendim e, oturursun dostlarla sohbet edersin. Sonra yatarsın, kalkarsın, teheccüd kılarsın. Efendim veya sahurunu yaparsın. Tekrar yatarsın, tekrar kalkarsın. Hala da vakit var demektir yani. Çünkü gece hakikaten çok uzun. İşte o mübarekte gece kalkmış, teheccüdünü kılmış. Tekrar istirahat etmiş, tekrar sabah namazına kalkacak ama bu arada bir rüya görüyor. baktı ki rüyasında cennete girmiş. Cenneti gezdiriyorlar. Cennetteki görevli melekler onu gezdirirlerken efendim, bir köşkün yanına geliyorlar. Müthiş bir köşk. Muazzam, çok güzel, ışıl ışıl. Merak etti bu kimin acaba? Dediler ki bu senin. Öyle mi? Ben Peki ben bunu ne yaparak kazandım? Dediler ki sen teheccüd namazı kıldın ya. Evet işte o teheccüd kıldın sana efendim, bu köşk e, ee, nasip olacak. Nasıl sevindi? Dedi ki karar verdi. Bundan sonra hiç teheccüd kaçırmayayım. <laughs> Çünkü bir teheccüd de böyle köşk oluyorsa her gece kılarsak he, kazanca bak. tabi köşkü gezdiriyorlar. Gezdirirlerken içeri girdiler bir de baklar arkada arka bahçe var. Efendim güzel bir bahçesi ama bahçesinin duvarı yıkık. Şaşırdı kaldı. Ya ne kadar güzel bir köşk. Bu kadar evvelmacen binası muhkem ama bu arkası nasıl olmuş böyle bina yıkılmış çürük çarık bir hale gelmiş yani. Bu niye yıkık? Burası niye yapılmamış? Ne dediler? Senden sebep dediler. Ya ben ne yaptım ki? Ben ne zaman yıktım? Dediler sen teheccüd kılarken hani namazı kılarken böyle sağa sola baktın ya. Sağa sola bakınca işte bu duvarlar yıkıldı dediler. Allah Allah. Görüyor musun? Yani yaptığın her şeyin karşılığı var. Evet namaz kılıyorsun tamam ama namazını güzel kılmadığın zaman he, sen neredesin Allah'ın huzurundasın. Allah'ın huzurundasın ama başka yerlere bakıyorsun. Müfettiş gibi he, başka tarafları koloçan ediyorsun, göz gez gezdiriyorsun. Yani normalde sen bile senin karşında biri sana bir şey anlatırken başka yere bakarak anlatırsa yani sanki efendim külahımı anlat dermiş gibi bir tavır olur yani. Ya arkadaş konuşurken yüzüme baksana dersin yani. Yani bu edeptir, adaptır, adabı muhaşerettir. Yüzüne bakılır. Yoksa öyle başka tarafa bakıyorsun, adam konuşuyor, hiç umursamıyorsun gibi oluyor yani. Ha namaz kılarken de madem Mevla'nın huzurundayız ne yapmak lazım? Secde mahalline demek bakmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılarken sağa sola bakmamakla alakalı ne kadar uyarıları var, ne kadar hadisleri var, beyanları var. Yani o efendim, şeytanın kapıp kaçmasıdır, hırsızlama yapıyor. Kaptı kaçtı yapıyor yani. Senin namazının sevabını götürüyor. Bak şimdi bu efendim, meseleyle hadisleri Hadislere vurduğun zaman ha, meselelerin doğru olduğu ortaya çıkıyor. Şeytanın kapıp kaçmasıdır. Sevabından, namazın sevabından eksiltiyor. Demek ki namazın sevabının karşılığı bir köşkte. Sağa sola baktın, ne yaptın? Efendim duvarı yıktın. Demek namaz kılarken etrafı seyretmek edebe aykırı. Gene de ne oluyor? Zararı bize dönüyor. Ya ahirette demek karşımıza çıkacak. Daha ona dünyadayken gösteriliyor ki bir daha böyle yapma, ikaz ediliyor. Tabii ona gösterildi, ona duyuruldu, buyuruldu, herkese duyuruldu. Kitaplara geçti, bizler de ha, demek ki ne yapalım? Şöyle bir sağa sola bakasın geldiği zaman aklımıza ne gelsin? Bu gelsin yani. Evet, maalesef. Çünkü şeytan namaza durduğun zaman he, hiç aklına gelmeyen şeyler aklına gelir yani. Her şeyi merak etmeye başlarsın. Kapı açılır acaba kim geldi? Ulan sana ne? Sen namazını kılsana. Zaten durmuşsun, kafanı çevirip bakacak halin yok. Ama işte bir merak. He, görmediğin şeyleri görürsün. Camide kubbeye bakar, şeye bakar, efendim avizeye bakar. Ya şundan bizim camiye de mi alsak acaba falan diye. Ya senin ne işin var, sen namazını kıl ya. Namazı bitirdikten sonra bakarsın. İmam efendiye de sorarsın. Efendim görevli hocalarla da, sana da gezdirirler yani. Madem sen de sizin camiye de alacaksan. Ama öyle sağa sola bakmak olmaz. Hani adamın bir tanesi namaz kılarken öyle sağa sola bakıyormuş tavana, pencereye vesaire. Küçük bir tane de çocuk gelmiş bakmış ki Allah Allah bu amca namaz mı kılıyor etrafı mı müfettiş mi ya? Şöyle bakmış amca nereye bakıyorsun diye. Adam da bakarken çocuğu görmüş hemen böyle utanmış önüne bakmış. Neden? Şimdi ayıp ya çocuk başka yere bakarken görüyor ya. Ha öyle mi? Esas ayıp senin yaptığın değil mi? bacak kadar çocuk görüyor diye sağa sola bakmıyorsun. Kainatın Rabbin huzurundasın. Sağa sola bakıyorsun. Allah görmüyor mu peki? Evet, demek ki kıymetli kardeşlerim buna kadar, bu meseleye kadar demek hep karşımıza çıkıyor. Yani onun için yani demek ki ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. İbadetlerimizi yapalım. Namazlarımızı kılalım. Allah'ın emirlerine riayet edelim. Ama tam yapmaya çalışalım. Hakkını vermeye çalışalım. Dört dörtlük yapmaya çalış çalışalım. Sonra eksik olur, noksan olur yani. Bir elbise bile aldığı zaman, yani şimdi bir adam düğmesini dikse, düğmesini de efendim kumaşın rengine uymasa bak hiç eksik yok, noksan yok. Rengi değişik ne dersin? Ya sen ne biçim terlisin kardeşim böyle şey mi olur ya? Burası dersin değişik renkten sırıtıyor yani. Efendim insicamı bozuyor. Bak görüyor musun? Dünyada kendine kadar dikkat ediyoruz yani. He? Tak kendinden çorabına kadar renk uyumu istiyorsun. Kolları biri uzun biri kısa olmasın. Yakasının biri labada yaprağı gibi kocaman birisi küçük falan. Ya bu gibi şeylere efendim, e, tepki gösterir misin? Tabii ki. Giyer misin? Elbette giymezsin. Düzeltmeye çalışırsın. E peki hala bu efendim, e, ahiretteki elbiseler, ahiretteki efendim, nimetler neyle veriliyordu? Dünyada yaptığımız ibadetlerle. Peki bu ibadetler eksik noksan olduğu zaman ne olacak? E demek ki onlar da eksik noksan olacak yani. Onun için dikkat edelim, gayret edelim. Efendim, ibadetlerimizi hem yapmaya hem de kamil manada dört dörtlük yapmaya gayret edelim inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın bir ayeti kerimede o cennetle alakalı bakın bizde bir ne yapmış? Alışveriş yaptığını beyan ediyoruz. Yani Mevla ile sanki aramızda bir alışveriş sözleşmesi var. İşte Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala Tevbe Suresi 111. ayette bunu beyan ediyor. Estağfurullah billah. Allah heştera minel müminine enfusahum ve emvalehum bi enne lehumul cenne. İnne Allah heştera minel müminine enfusahum ve emvalehum. allah Teala müminlerden mallarını ve canlarını satın aldı. Ne karşılığında? Bir enne lehumul cenne. Cennet muhakkak onların olması şartıyla. Mevla satın aldı. Demek Mevla ile bir efendim, satış sözleşmemiz var. Alışveriş sözleşmemiz var. Ha, ne yapmışız peki burada? İşte alışveriş sözleşmesinin maddesi Tevbe suresi 111. ayet. Mevla bizden canlarımızı efendim satın almış. Efendim mallarımızı, servet neyse zaten onları da Mevla verdi de onları da almış karşılığında ne karşılığında? Bir enne lehumul cenne. Cennet muhakkak onların olması karşılığında. Demek ki kıymetli kardeşlerim yani bu beden bu beden bizim değil. Yani bu efendim, evlerimiz, arabalarımız, mal, mülk, servet neyse demek bu bizim değil. Biz bunu satmışız. Yani şimdi bu bizde emanet. Bu bizde emanet. Allah satın aldı ve bize geçici olarak emanet etti. Ha, zaten efendim üç günlük dünya, zaten ahirette de esas bize ait olan satın aldığımız cennete yerleşeceğiz. Rabbim nasip eylesin. Evet ama şimdi tabii problem ne? Problem şu, Bizim olmayan bedene yatırım yapıyoruz. Bizim olmayan malımıza yatırım yapıyoruz. Ama bizim olan cennete yatırım yapmıyoruz. Öyle şimdi bir yerde arsa aldın. Hadi diyelim ki oradan da yol geçti. Tapusu, kadastrosu vesairesi kıymetlendi. E şimdi ne yapıyorsun? Kıymetlendikten sonra bu yer yapayım orayı. Abad edersin, mamur edersin. Yani bir ev yaparsın. Nereye yaparsın? Kendi arazine yaparsın. E başka yere yapar mısın? Başkasının arazine yaparsan? E çöpe atmış olursun. He? Hatta bazen işte hani devletin arazisine yapılıyor. E bu sefer gece kondu. E bakıyorlar ki efendim ruhsatı yok, şey yok, kaçak. E bazen geliyor, yıkılıyor. Neden? E çünkü sana ait olmayan yere yapıyorsun yani. Ha işte bize ait olan yer nedir? Cennet. İşte yatırım oraya yapılmalı. Orasını abad etmeli, orasını mamur etmeli. Evet, tabii şeytan bu anlaşmayı bozmak istedi. Divayet edilir ki şeytan, He? Mevla hazretlerine diyor ki Ya Rabbi sen cenneti sattın ama Yani onların canları malları Efendim senin olmak karşılığında cenneti sattın ama Cennet dört dörtlük yer Ama bunlar Bunlar aciz Bunlar zayıf Bunlar kusurlu Bunların hep çürük çarık adamlar Sen şimdi bu Yani böyle çürük çarık malı aldın Cennet gibi dört dörtlük yeri mi sattın Ya Rabbi Yani anlaşmayı bozmak istiyor güya Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurdu? Benim şeriatimde şöyle bir hüküm vardır. Bir alıcı aldığı malın kusurunu bile bile alırsa bu satış geçerlidir. Yani bir mal satıyorsun, kusurunu gizlediği zaman satan gizlerse, dört dörtlük bunda problem yok diye satsa, alanda aldı baktı kusuru var, ne yapabilir? Geri iade edebilir. Neden? Çünkü sen onu bana eksiksiz diye sattın. He, kusursuz diye sattın fakat kusuru var. Dolayısıyla bunu geri iade eder. Bu alışveriş efendim ifsat e, iptal edilir. Ha şimdi eğer alıcı sen diyorsun ki, bak burası böyle şurada kırık var, burada çarık var. O da diyor ki tamam ben bile bile alıyorum. Aldı o alışveriş geçerlidir. Bile bile kusurunu aldıktan sonra gelse desek ya bunun bu kusuru varmış. E mübarek söyledik ya. Zaten söylendi. Sen bunu bile bile aldın yani. Hani denir ya. Ha şimdi Mevla Teala diyor ki benim şeriatimde alıcı aldığım malın kusurunu bilerek alırsa bu satış geçerlidir. Ben onların eksiklerini, hatalarını, ac acziyetlerini biliyorum ve bile bile alıyorum ve cenneti onlara satıyorum diyoruz. Evet. Dolayısıyla Rabbimizle aramızda demek böyle bir anlaşma var. Böyle bir sözleşme var. Yeter ki, yani bu alışverişte ne, biz neyiz? Çok karlıyız. Çok karlıyız. Ebedi bir cennet. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Hani birinci bölümde o hadis-i şerifi okumuştuk. Yani cennette kamçı kadar yer, bir yay kadar yer, bütün dünya ve içindekilerinden hayırlıdır. Dünyayı versen ne yapamıyorsun? O kadar yeri alamıyorsun yani. Çünkü biri fani, biri baki. Birinin sonu var, yok olup gidecek. Öbürü ebediyen yok olmayacak. Şimdi böyle bir cenneti efendim, Allah bize lütfetmiş. Ha, efendim, bizden de malımızı, canımızı satın almış. Karşılığında cennet var. Dolayısıyla çok karlıyız biz. Öyleyse ne yapmamız lazım? Ne yapıp etmeli? Mevla ile olan bu sözleşmemizi kesinlikle bozmamalı. Bu sözleşmenin efendim, e, iptal olmasına sebep olacak hiçbir efendim, e, yanlış işe girmemeliyiz. Tabi bu sözleşmeye de uymak ne demek? Önce iman etmek. Çünkü innellezine Amanu. Hani buyur ya, ve beşşirillezine amenu ve amnü salihat. İman eden ve salih amel işleyenlere müjdele o cenneti Mevla müjdeliyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim işte yeter ki biz bozmayalım bu anlaşmayı. Yeter ki bu anlaşmanın hükümlerine riayet edelim. Öyle olursa o zaman ne buyurulacak? Üdhülül cennete. Cennete girin buyurulacak. Entüm ve ezvâcüküm tuhbarun, Siz ve eşleriniz sevinç içerisinde, ferah içerisinde o cennetlere girin buyurulacak. Rabbim cümlemizi bu hitaba muhatap eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, Rabbimizin cennetini anlatmaya inşallah devam edeceğiz. Ama efendim bu hafta e, bu kadarla iktifa edelim. Zaten vaktimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.